Geçen sene gelmedik lan buraya. Geçen sene burada. Şimdi yoğunluk özellikle bu ayda daha fazla. Niye fazla? Gurbetçi kardeşlerimiz geliyor. İşte Emir daha yakın bize. Atıyorum buradaki köylerden falan oturan gurbetçi kardeşlerimiz var. Bu sebepten dolayı zaten normalde yoğunluğumuz var. Ama bir de gurbetçi kardeşlerimiz de gelince aşırı bir yoğunluk oluyor. Hafta sonlarından çok aşırı bir kalabalık oluyor. Dalış yaptırıyoruz özellikle Sakarya Nehri'ne, havuzumuza. Yani güzel bir yoğunluk var şu anda. Yani beğeniyorlar. Sonuçta yani pırıl pırıl bir su. Sakarya Nehri'nin ilk doğduğu yer, ilk çıktığı yer. Şu anda herhalde bildiğim kadarıyla bütün piknik alanları kapalı diyebiliyorum. Bizim burası açık. Hani orman olmadığı için, şey olmadığı için. Yani çok aşırı bir yoğunluk var şu anda. Güzel. Buradaki suyu değerlendirmiş, belediye bir şeyler yapmış. Güzel yani. Ben ilk defa geldim. Yani çok geçtim de hiç girmediydim. Beğendim yani. Ya vaktimiz olursa geliriz, niye gelmeyelim yani. Çocuklar geldiler, ne güzel geziyorlar, havuza girdiler. İlçemizin bir simgesi haline gelmiş Anadolu'nun ortasında böyle bizim için bir vaha olan bir yerdir. Biz burada göreve geldiğimizden itibaren bir takım çalışmalar da yaptık. Buranın bir özelliği de dünyadaki iki dalış noktasından, tatlı su dalışı noktasından bir tanesi Çifteler, bir tanesi de İzlanda'da bir yer. Malumunuz göreve geldikten sonra tüm dünyayı etkileyen bu Covid vakasında aşağı yukarı 1,5-2 sene gibi kapalı kaldık. Biz de bu dönemde çalışmalarımızı Sakarya başına yoğunlaştırdık. Ana göletin temizlenmesinden tutun yeni kamalyalar, 64 bin tane ağacımızı diktik, 18 kilometrelik kano pisti oluşturduk. Burada uluslararası katılımcıların da olduğu bir kano festivali de yaptık. Hollandalıların birinci olduğu bir kano yarışması da yaptık. Dalış okulumuzu faaliyetlerini fiziki şartlarını iyileştirerek okul haline getirdik, yani dalış kulübümüzü. Özellikle yaz aylarında pandemiden sonra bunalan vatandaşlarımız Eskişehir'imizin il genelinde çok da öyle kaçıp gideceği, kafa dinleyeceği, piknik ve aileleriyle birlikte mesire alanına gidecekleri yer yoktu. O dönemden beri de yoğun bir şekilde gidiyoruz. Bizim ilçemizde gurbetçilerimiz çok. Emirdağ ilçemiz bize yakın, oranında gurbetçileri çok. Bizdeki verilere göre hafta sonu cuma, cumartesi, pazar 30 bine yakın vatandaşımız geliyor. Buralarda işte mangalını yapıyor, pikniğini yapıyor, yüzüyorlar. Kadınlar için kapalı yüzme havuzumuz var. Erkekler ve aileler için ayrı havuzumuz var. Balık restoranları var. Yüzebilecekleri, dalış yapabilecekleri, piknik yapabilecekleri alanların içerisinde de biz de nacizane hizmet vermeye çalışıyoruz.